İnsan kalbini tasfiye etmek zorundadır. Bu Kur'an'ın emridir. Bu Allah'ın emridir. Bu İslam'ın emridir. İnsan nefsini tezkiye edecek, temizleyecek. Kalbini de tasfiye edecek. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Bunu yapmak zorundayız. Müslüman olarak hepimiz. Bunun yolu işte kitap okumakla olmuyor. Bunun yolu bir kısım şeyleri ezberlemekle olmuyor. Bunun yolu farkında olmadan şuursuzca bir şekilde bir kısım kelimeleri, cümleleri, bir kısım zikirleri tekrar etmekle de olmuyor. Yani bir salavat-ı şerife, bir la ilahe illallah böyle ya düşünün yani. Eğer öyle olsaydı, o kadar kolay olsaydı, la ilahe illallah diyen cennete girer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu buyurmuş. Amen namaz sadakına. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde de لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُوا لَدَحِكْتُمْ قَل۪ينًا وَلَبَكَيْتُمْ كَث۪يرًا وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ buyuruyor. Bir gün minberde hitap ederken, nasihat ederken, hutbe verirken eğer diyor sizler benim bildiğim şeyleri bilseydiniz az güler çok ağlardınız diyor. Yataklarınızın üzerinde eşlerinizden bir zevk almazdınız diyor. Evlerinizi terk ederdiniz, dağlara kaçardınız diyor. Hazreti Ömer diyor ki sahabe diyorlar öyle bir şiddetle anlattı ki yani öyle bir şekilde bizi uyardı ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam minber diyor Resulullah'ın altında sallanıp duruyordu diyor. Hatta minber düşecek de Resulullah'a bir şey olacak diye korktu diyor. O sırada diyor Hazreti Ömer'i gördük diyor böyle tabiri caizse emekli emekliye o Ömer o kadar güçlü olan o yürekli olan o cesur olan Ömer emekli emekliye diyor minberin dibine kadar geldi. Diyor dedi ki radiyitu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen dedi. Titriye titriye ben Rab olarak Allah'tan razı oldum. Allah'ı seçtim. Din olarak İslam'dan razı oldum. Seçtim. Peygamber olarak da Muhammed'i seçtim ve razı oldum dedi. Yani Hazreti Ömer o kadar korkuyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki o la ilahe illallah illallahı demek şimdi sağlıktayken şimdi dediğimiz gibi demektir. Ha, şimdi derken hakikaten la ilahe illallah birçok şeyleri bizden alıp götürebiliyorsa bizi bizden alabiliyorsa la ilahe illallah. Hakikaten kafamızdaki, aklımızdaki, kalbimizdeki bütün ilahları o la ilahe illallah dediğimiz an o illa ile kalbimize vurabiliyorsa, darmadağın edebiliyorsak orayı kurtarır o la ilahe illallah bizi.